İyi akşamlar. Cengiz Başkan'la gündem canlı yayın başlıyor. Konumuz Drachter av köpekleri. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi bazı programlarda seter dedik, kurtzar dedik. Bu sefer de Drachter'ler. Bu arada da hemen konuğuma geçeyim. Ufuk Durak. Ufuk Durak arkadaşımız çok iyi bir profesyonel bir drahteri var. Buraya getirdi kendisini ve adı Par. Pars. Par. Par. Evet. Diğer konuğum Emin Esenkova. Esenkova biliyorsunuz zaten. Sayın menajerim kayboldu 2-3 hafta. Söylemiyor nerede olduğunu. Ve hemen programımıza geçelim. İlk önce Ufuk Dura hoş geldin diyeyim Ufuk Bey. Nasılsın? Hoş bulduk Cengiz Başkan. Teşekkürler. Mutlu olduk davetinize. Sağ olun. İnşallah elimizden geldiğince drahtarları güzel bir şekilde tanışacağız. Biraz herhalde spotlar, lambalardan herhalde biraz rahatsız oldu. Adam par. Avcı olduğu için pek alışık değil parası bu konuya. İlk defa mı çıkıyor televizyon? İlk defa televizyona çıkıyor. İlk tecrübesi. Şöhret olmak istemiyor herhalde. Evet, diğer konuğum Emin Esenkova, sayın menajerim. Hoş geldin sayın menajerim. Kayıttın. İyi akşamlar. Nasılsın? Sağ ol, nasıl teşekkürler. Geçti? Yaklaşık bir 4 hafta programlara ara verdik. Evet. Şimdi tekrardan buradayız. İzleyicilerle buluştuk. Öncelikle tüm Müslüman aleminin Miraç Kandili'ni mübarek olsun. Ayrıca tüm Türk ve Türk avcılarına ve yurt dışındaki tüm avcılara, bizi izleyenlere, Av TV, Av Kodikleri hepsine selam ediyoruz. Bugün konumuz Drachter. Onu işleyeceğiz. Bugüne kadar düzgün işlenmemiş bir konu. Bunu anlatmaya çalışacağız. İnşallah. Bunu 3 bölüm halinde mi yapacağız? Bunu 3 bölüm halinde yapacağız. Çünkü bazı Drachter arkadaşlarımızla bazı katkılar olacağına inanıyorum. Şöyle onun düşünüyorum. Drachter 1-2-3 yapacağız. Sonra Setter 1-2-3 yapacağız. Sonra Pointer 1-2-3 yapacağız. Breton 1 yapacağız. Arada başka ırk köpekleri, av köpeklerini alacaksak kuş köpekleriyle alakalı. Belki onu da değerlendireceğiz. Sonra da bu programlara çıkanları hepsini bir panelde buluşturup bir tartışma programı yaratacağız. Büyük bir platform oluşturup bütün köpekleri. Evet, bayağı bir heyecanlı bir şey olacak da mesajlar da gelecek arkadaşlar bize Drachter'le ilgili ama yalnız şunu söyleyeyim Drachter'le ilgili eğer katkınız olursa söylemek istediğiniz veya öğrenmek istediğiniz bir şey varsa burada konuklarıma sorabilirsiniz. Bir zahmet ama şunu rica ediyorum herkesten arkadaşlar lütfen okunur vaziyette yazın kısa ve öz olur yazdığınız yazıyı tekrar bir gözden geçirirseniz memnun olurum diyorum ve hemen Ufuk Bey'e dönüyorum. Ufuk Bey hemen ilk önce bir şey sorayım size. Almanya'da Türkiye'de meralarda avcılık özellikleri ve uyumu. Drachter konusunda. Drachter tabii. Drachter'i işliyoruz başka köpeği işlemiyoruz. Şimdi... Pardon araya girdim de çok özür dilerim. Zaten girmesen olmaz zaten muhakkak girersin. Önce sen. Onu sormadan önce bence şunu sorsak daha iyi. Hangisi? Deutsche Drachter'ın biyografisini bize bir anlatsın. Tabii ki. Yani Drachter köpek nasıl oluştu, nereden geldi, nerelerde var. Ondan İkinci soru. Olması gereken özellikleri. Evet. Drachter'ler yaptığı uyum ve nereden geldi? Nasıl oluştu? Nasıl oluştu? Nasıldır? Çapazlama bir kere onu bir öğrenelim. Yani bu nereden geldi? Nasıl oluştu? Şu andaki durumları nedir? Onları sizden dinleyelim. Şimdi Drachter ırkı Almanya'da 1900'lü yıllarda ilk Griffon'dan başlayıp arkasından Hegewald'ın büyük çabalarından 1900'lü yılların 19. yüzyılın sonunda Poodle Panther, Alman Panther'i daha sonra kurt zaharla da çapbazlanarak en son halini aldı. Drachter ırkı Almanca'da Dracht sert tel tüylü demektir. Sert tel tüylü demektir. Har saç demektir zaten. Tel tüylü anlamına gelir. Aslında bir pointer ırkıdır bu. Fakat pointer'e göre nedir? Sert fırça tüylüdür. Bunun sebebi de şu. Hem su avlarında hem fermalı aportlu avlarda hem bek avlarında kontinental bir ırk oluşturulmaya çalıştı. Ve bunda büyük bir başarı sağlandı. İşte bugün meralarımızda belki Drachter daha yeteri kadar tanınmıyor Türkiye'de ama dünyada gün geçtikçe
müthiş bir kullanım artışı görülmeye başladı. Ama şunu da görüyorum, yani ben ilk defa gördüm, traktörün bu kadar büyüğünü ilk defa görmüyor ama bir de şunu diyor avcılar, çok sert bir köpekmiş yani, böyle dikenlikler içinden dalar falan. Şimdi sertliği insanlar yanlış anlıyor Cengiz Başkan. Bakın şöyle bir durum var. Sert denildiği zaman ilk başlangıçta ben de bundan çok rahatsız oldum. Draftara ben aslında, benim tutkum bundan 35-40 sene önce başladı. Fakat sert köpek sahibini ısırır. İşte avu parçalar, bunlar yanlış bilgiler aslında bakarsanız. Draftarın sertliği dediğiniz gibi meranın işte dikenlikli bölgede daha iyi çalışması, girmesi. Buzlu havada düşen ördeği veya su kuşunu almak için buza girmesi. Sertlikleri bunlar draftarın. Aslında draftar çok yumuşak huylu bir hayvan. Bizim insanlarımız, avcılarımız bunu yanlış algıladılar. Draftar sert köpektir. Böyle bir şey yok. Kesinlikle ben buna katılmıyorum. İşte benim köpeğimi görüyorsunuz. Yani çok uysal bir hayvan aslına bakarsanız. Burada ama görüntü sert gözüküyor. Yani bayağı büyük. Ben ilk defa bu kadar büyüğünü gördüm. Şimdi buna şöyle bir müdahalede bulunmak istiyorum. Draftar köpekler sert mi, yumuşak mı? Onun başı en başına dönmek lazım. Bu köpek cinsi diğer seterler, pointerler gibi aynı özelliklere sahip bir köpek değil. Kesinlikle. Farklı bir ırk ama kesinlikle temel eğitim görmesi gereken bir köpek. Yavrudan. Yavruyken. Evet. Yavruyken buna temel eğitimi öğretemezseniz dolayısıyla iyi sonuçlar almazsınız. O zaman işte sert köpek olabiliyor dediğimiz tabir. Çünkü ikisinin arasında bir fark var. Avcıyla köpek arasında bir patronluk söz konusu draftarlarda. Kim daha iyi patron olacak? Sen mi? Ben mi? Yani bu draftarda böyle bir şey mi var ya? Var tabii. Yanlış eğitim verirseniz. Allah Allah. Yanlış eğitim verirseniz. Ayrıca da vardır aslında ama. Emin Bey, ben şunu eklemek istiyorum. Draftar da aslında en çabuk ve en hızlı, en kolay eğitim alan köpek ırkıdır aslında bakarsanız. Yani ben size şöyle örnekler vereyim mesela. Ben draftarımı diğer ırklarda olduğu gibi ilk bıldırcın uçtu hemen tüfek yakınında atmayalım diye eğitmeyiz. Benim eğitim şeklim şudur draftarda. 2,5 aylık yavruyu götürürüm. Bir paket bisküvi, bir paket fişek. Köpek yanıma oturur. Önce biraz oynanır, sevilir. Sonra yavaş yavaş, önce 10 metrelerdeyken iki fişek atılır. Arkasından köpek yanınızda yatar, uyur. Uyuduktan sonra bir paket fişeğin sonucunda köpek artık yaşlı tüfek sesine alışmış vaziyete gelmiştir. Draftar sert olayına tamam, ben katılıyorum. Serttir. Şöyle ki mesela birçok avcı diğer ırkları isteyen birçok avcı draftar ırkı bir köpekten birlikte köpeğini arabaya bindirmek istemez veya aynı meraya girmek istemez. Sebebi de şudur. Draftar ırkı sert. Aslında değil. Dediğiniz gibi bu eğitimle ilgili bir şey. Bir şey soracağım ben size. Farklı sorular sorabilirim. Tabii ki buyurun. Siz bir draftarcı olarak. Sizce draftarın temel eğitiminde hava başlangıç kısmında dediniz ya, tüfek atışı, bisküvi, otur, kalk, bu tür temel eğitimle birlikte. Ondan önce bir temel eğitimi verilmesi gerekiyor. Yani orada bir patronluk söz konusu işlenmesi lazım. Ondan sonra bunları yapmak lazım. Fakat mesela bir draftarı bir bıldırcın avına nasıl eğitirsiniz veya bir çulluk avına nasıl eğitirsiniz? Şimdi bir draftarı bir bıldırcın veya çulluk avına nasıl eğitirsiniz? İkisi aslında birbirinden çok farklı. Siz de biliyorsunuz. Çulluk ve bıldırcın birbirinden çok farklı olaylar. Tamam. Mesela ben köpeğimin temel itaatını oturttum. Tüfeğe alıştırdım. Aportu öğrettim. Arkasından fermaya durmasını bir şekilde çözdürdüm. Peşinden meraya girdiğim zaman köpeğimle ben direkt meraya girerim. Ben avcıyım çünkü. Yani yetiştiricilikten çok avcıyım. Avcılığımla birlikte eğitirim. Bu benim bağlantımla. Köpeğimi meraya saldığım zaman eğer temel itaati düzgün bir şekilde verdiysem köpek zaten beni dinleyecek. Tamam da o zaman soruyu şöyle yönelteyim. Sizce bir draftar fermayı vermesi için hangi eğitimden geçmeli? Fermayı vermesi için hangi eğitimden geçmeli? Draftar zaten kanında var Emin Bey. Yani draftar... Yani kendi kendine ferma mı verecektir? Verecektir. Verecektir. Temel eğitimini sağlam verdiyseniz draftar kendi kendine ferma verecektir. Şimdi draftarları eğitimde bence benim görüşüm biraz daha farklı. Çünkü söz dinlemeyebilir. Kuşa dalabilir. Sizin köpekleriniz kuşa dalmıyor. Yok, doğru kesinlikle mu? Kesinlikle. Ben böyle bir şey yaşamadım. Evet. Bunu siz kaç yaşında aldınız Pars'ı? Pars'ı 2 yaşında aldım.
Eğitilmişti. Eğitilmişti. Bana geldiğinde eğitilmişti. Ama arkasından kendi oğulları oldu, ben de eğittim. Kendi yavrularında onlar da direkt ava meraya soktunuz. Meraya soktum. Babasından birlikte soktum. Arkasından ayırdım. Ayırmanız gerekiyor biliyorsunuz bir süre sonra yavruyu babasından. Evet. Çünkü beeper sesine alışmaması için ayırmanız gerekiyor. Ayırdım. Ayırdıktan sonra köpekler babasından beraber girdikleri avda gördüklerinin arkasından kendileri de fermalarını vermeye başladılar. Hatta draftlar patronesiz köpeklerler biliyorsunuz. Evet. Yavrularından bir tanesi şu anda 2,5 yaşında. Mükemmel patrone. Patrone derken neyi kastediyorsunuz? Patrone derken bu bir saygı duruşudur. Yani ferma veren köpeğe diğer köpeğin fermasını veya öndekini avı bozmaması için yapması gereken ferma vermiş gibi kasılarak durma hareketidir. Kuşu kaldırması için komut veriyor musunuz draftlara? Kesinlikle. Zaten komut vermeden kuşu uçuran köpek benim için makbul değil. Ben hemen burada bir gireyim. Bir şey soracağım bununla ilgili. Peki bunlar da fermada, ben hep avda görüyorum. Bir tane böyle rastlasam herkes köpeğini, hani köpekçi şey yapmasın, ben de yani seter bakmıştım ama bıraktım tabii. Apartmanda biliyorsunuz olmuyor. Çünkü tırnakların toprak lazım. Tabii. Ama şöyle bir şey var burada. Bütün köpeklerde bir bakıyorum ferma olduğu halde fermadayken avcı verdiği komutu çoğu %90'ı dinlemiyor. Gidiyor ya, profesyonel adam da bu yanlışı yapıyor. Görüyorum televizyonda. Ya tüfeğiyle ittiriyor ya ayağıyla köpeğe ittiriyor. Ya Allah aşkına bu köpeği eğitiyorsun. Ha kızım, ha atla oğlum, ya da ismini Pars Kap diye denildiği zaman yapmıyor mu bu işi? Aynen öyle. Ben onu ittikten sonra o köpek ne anlamı var? Ben Emin Bey inan böyle pek nadir görmüşümdür. Bak güzel arıyor. Müthiş. Ferma veriyor. E ama gelelim fermadayken ya profesyonel ya çok yanlış bir şey onu zaten. Hiç ben tavsiye etmediğim bir şey. Tüfekle namluyla itiyor köpeği. Kesinlikle. Komutun nerede kaldı senin? Demek eğitilmemiş. Kap, bu neyle? Hangi köpeklerle ilgili söylüyorsun? Genel mi? Ben genel köpekler için söylüyorum. Hepsinde ben gördüm. Yok onu. Öyle değil tabii. Yetiştirmeden mi oluyor bu? Hayır, avcı hatası. Yok öyle değil yani. Avcılar o şekilde, o senin gördüklerin yanlışlar. Avcı hatası. Ama bunda çok ünlü köpek, isim vermeyeyim, burada çok ünlü köpekler bunlar böyle müthiş paralara dönen köpekler bunlar ben öyle. Yani bunu dememde bir baksa ama bak köpek müthiş diyorum. Hiç yerinde durmuyor. Müthiş bir arama bir... ama fermada bunda aynı bu köpeklerde ben hiç avlanmadım. Bir defa avlandım. Hakikaten biliyorum orada denizde gitti atladı lapur lupur bir de bir dikenliğe girmesi var. Onun için dedim size ki sert köpek mi bu? Mesela bugün bir o konuda tabii şey ki, yerde yok o açık konuşuyor. Yani mesela herkes tabii köpeğini seviyor. Kimse köpeğine de kötü demez ama yani ben en çok seterlerle en çok avlandım. Ama beğendiğim köpeklerde de kurt zararlardan var. Ama drahterlerle bir gün diyorlar ki eğiticiler, onun için size sordum. Bir gün ben seni davet ederim inşallah. Bir gün bir çulluk avına çıkartırım. Ama bak sert demesi şunu diyorum. Çulluğu vur dikenliğe düştü içine, köpekle giremiyor bu. Öyle bir atladı ki ben şaşırdım. Yani onun için dedim size sert köpek. Şimdi bakın Emin Bey, bırakın şeyi, köpeğin sert çalının içine girip de kuşu getirmesini. Ben çullukta çok yaşadım. Çullukta ormanda biliyorsunuz bazen atarsınız. Son kaybolduğu dakikada kuşun düşüp düşmediğini bile görmezsiniz. Draftların en güzel özelliklerinden birisi işte aportunun çok sağlam olmasından dolayı. Dur oğlum. Aportunun çok sağlam olmasına otur oğlum. Otur. Hayır. Otur. Aportunun çok sağlam olmasından dolayı ben vurduğumu fark etmediğim birçok kuşu çantama koydum. Draftların en güzel özelliğinden birisi aportlarının çok sağlam olması. Kan kokusunu, istakibini çok iyi yapabilmesi. Bunlar bu köpeğin üstün kılan yanları, açık söyleyeyim ben size. Sadece fermasından değil. Koku konusuna da gelince draftların başka bir özelliğinden bahsedeyim ben size. Hem havadan hem yerden alması biliyorsunuz. Draftları üstün kılan şeylerden bir tanesi de hem havadan hem yerden almasıdır. Ben isimle zikredeyim burada beraber gittiğim arkadaşımı. Kendisi belki katları dinliyordur şu anda. Ertos'un arkadaşımla 80 kilometre lodoslu havada, lodos bir havada kimsenin kuş bulmadığı bir gün biz köpeğimizi kaybettik ve köpeği fermada bulduk. Ve girdiğimiz bölgede, köpeğin bizi götürdüğü bölgede 18 tane kuş bulduk. O gün inanır mısınız hiç kimse çulluğa tüfek atmamıştı. Ve arkadaşım yaklaşık 15 kişiyi aradı. Bir kişiden tek bir kuş haberi gelmedi. Ha bu neden kaynaklanıyor?
Benim kanım şu. Bir, köpek hem havadan hem yerden takip edebildiği için bu bir avantaj sağlıyor. İki, ikinci konuya gelince de bu köpekler şeydir, av konusunda serttirler. Yani sizin bahsettiğiniz sertlik av konusundaki sertlik. Evet. Av konusunda serttirler. Kararlıdırlar. Yani av için kendini, yeter ki dediğiniz gibi ilk eğitiminizi çok güzel verin. Şimdi burada işte söylediğim konu geliyor. Yani patron kim, sen mi ben mi? Tabii patronu bildirin. Şimdi siz onu eğer iyi eğitemezseniz bir dratar, bir setter, bir pointer gibi değil, kesinlikle kendi kendine avlanmaya dönük avlanacaktır o. Kesinlikle. Kesinlikle. Onda ibare edelim. Kesinlikle. Bir şey göstermek istiyorum. Kamera şunu alabilir mi? Şunu diyene kadar ben hemen şunu söyleyeyim. Kamera bunu alır mı Ahmet? Emin mesajlar okuyayım, sen o arada tut onu. Merhaba. Miraç geceniz mübarek olsun. Bolu'dan Ali Avkolik. Yani Bolu'daki Avkolik arkadaşımız var. Bunu görüyor musunuz? Evet, çok güzel. Bu nedir? Çuluk yumurtası. Peki. Bir şey daha göstereceğim. Dur oğlum. Bunu da alalım. Seçebiliyor musunuz biraz? Evet, seçtim. Ne yapıyor? Hemen şurada sol parmağınızın altında çulluğu gördüm ben şu anda. Evet. Kuluçka'da. Evet. Bunu da Türk Avcı Kamuoyu'na duyuralım. Beni bugün akşamüstü programdan önce sevgili Murat Seçkin arkadaşımız aradı. Dedi ki Emin abi, ben dedi bir şey haber aldım. Nedir dedim? 4 tane kuş çulluk dedi, 4 tane yumurta yapmış. Allah Allah dedi falan. Nerede? Mevkii de söylüyoruz. Keşan civarında. Dedi ne yapabiliriz? Bunu markalamak için ne olabilir? Dedim ki kuşu ürkütmeyin. Yanına yanaşmayın. Yanına yanaşırsanız çulluk yumurtalarını taşıyacaktır. Başka bir bölgeye geçecektir. Geçerken de kırabilir dedim bu yumurtaları. Evet. Bununla ilgili ne yapabiliriz dedi. Doğa Koruma Milli Parkları arayın dedim. Hatta ben hemen Sait Karaman Bey'i aradım. Konuyla ilgili bilgi verdim. Murat Seçkin'e dedim ki ara. Şimdi pazartesi günü bu kuş Keşan'da yumurta yapmış. Ve Kuluçka'da yavrular çıkacak. İyi bir haber. Sonra döndüm hemen, ben sorunun cevabını biliyorum. Kendime göre yorum yaptım da Ufuk Bey'e söyleyeyim. Neden bu kuş burada yumurta yaptı? Neden bu kuş burada yumurta yaptı? Bana göre bu sene doğa şartları çok değişik bir şey gitti. Evet. Ve bu hayvan bundan dolayı burada kaldı. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim ben size. Türkiye şartları demek ki bu hayvanın artık aradığı şartlara doğru yanaşmaya başladı. Evet. Ama bu iyi mi kötü mü bu sezon biliyorsunuz Emin Bey. Herkes çok zayıf av yaptı. Evet. Belki de av sezonu için bizim için kötü bir haber de olabilir arkadaşlar. Ben bunu 30 avcıyla paylaştım. 30'u da size benzer yakın şeyler söyledi. Hı hı. Doğa şartları, iklim şartları. Hı hı. Ben bunu kabul etmiyorum. Hı hı. Bu doğru bir cevap değil bence. Hı hı. Onun sebebi şöyle olması gerekiyor. Çulluk son göçten önce birkaç saçma aldı. Olabilir. Saçmayı aldığı için göçü yapamadı. Olabilir. Ve döllenmişti ve yumurtaları uygun bir yerde yaptı. Olabilir. Evet. Olabilir. Emin Bey, hemen mesajlara geçelim. Çünkü 6-7 tane var. Bolu, ilk mesaj Bolu Avkolik. Evet. Bolu'dan Avkolik arkadaşımıza selamlarımızı iletiyoruz. Size de selamlar dedi konuklara. Ve Almanların en iyi icadı bir Mercedes, iki Drachter demiş. Çok güzel söylemiş. Kim demiş bunu? Vallahi isim vermemiş bu arkadaşımız. Numara, Almanların. Türk numarası mı, yabancı mı? Türkiye'den atmış. Evet. 0536 417 tamam. Gerisini söylemiyoruz tamam. Zaten. Almanların en iyi icadı bir Mercedes, iki Drachter demiş. Bu arada Drachter kuşa nasıl ayırırız? Fermayı falan demiş. Merhaba, kandiliniz mübarek olsun. Ben Ordu'dan köpeğe kuşa evet. Nasıl eğitiriz? Evet. Yani köpeğin nasıl eğitim Drachter'a diye. Eğitimi. Evet. Arkadaşlar onu işleyeceğiz zaten. Hı. O nasıl eğitilir diye. Bu bakalım.
Almanya'dan herkese selamlar. Başarılarınızın devamı diliyorum. Çok güzel iç acıcı program yapıyorsunuz. Özellikle Emine Sunkova Beyefendi'ye selamlarımı iletiyorum. Almanya'dan Bülent Uzun. Teşekkür ederiz. Evet. O da bir Av TV izleyicisi. Sağolsunlar, evet, Almanya'dan izliyorlar. Almanya'dan selam. Bayağı var Almanya'dan, İtalya'dan, Ukrayna'dan, Fransa'dan. Çok güzel. İzleyicimiz. Evet. Ama tabii inşallah yetişiriz. Merhaba, iyi akşamlar. Konya, Akşehir'den Yavuz. Ufuk abim, sana çok teşekkür ediyorum. Pars kızı Pars'ı bize kazandırdığın için çok memnunuz. Pars size de selam söylüyor. Pars duramıyor spotlardan dolayı. Çok memnunuz. Güzel avlar yapıyoruz. Sizde videoları var. Oradan programda yayınlayabilirseniz yeteri güzel olur. Reklamlar, saygılar, selamlar demiş. Ama o kadar zamanımız yok. Çünkü bu kadar, bak mesela bu da yedili artılı yurt dışından, bu da arkadaşımız, iki programlar demiş, o kadar gerisi yok. Nasıl? Yurt dışından kaç numara? Yurt dışından 7 980 670 7 Rusya seyrediyor. Rusya. Efendim? Rusya seyrediyor. Rusya'dan. Rusya'ya da selamlarımızı iletiyoruz. Çünkü fazla kim olduğunu yazmayan arkadaşlar orada. Antalya'dan ses bozukluğu arkadaşlarımız ilgileniz. Seste bir problem varmış. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Antalya'da. Hayırlı kandiller, iyi akşamlar Ufuk Bey'e ve sizlere selam. Ufuk Bey'in Pars'ın yavrusu var. Ben de bir drahterci olarak ferma eğitimine falan gerek yok. Artı çok uysal bir ırk. Konya, Akşehir'den Salim Demiröz. Konya'ya da selam söylüyoruz. Ya bunların altına kalkamayacağız. Bize hiçbir şey kalmayacak. Okuyayım birkaç tane daha. Birkaç mesaj daha okuyayım. Ondan sonra konumuza devam edelim. Çünkü haftaya da devam edecek. Aldığımız mesajları haftaya okuyacağız. Sırayla arkadaşlar. İsmail, pardon, yukarıda Almanların en iyi icadı demiş. Bu da ismini vermiş o arkadaşımız. İki Mercedes bir drahter dedi. İsmail Hakkı Baytaş, İzmir. Az önce okuduğunuz mesaj. Teminki tamam, iki tamam. Mercedes. Selamlar. Ona da selamlarımızı iletiyoruz. İsmini yazmadı. Arkadaşlar yazdığınız zaman isimlerinizi yazın ki okuyalım, tekrar geri dönmeyelim. Selamlan drahterler, siz eğitmeyecekseniz o sizi kendisiyle av yapmaya alıştıracak. Bak bu arkadaşın doğru değil ismini o. Doğru bilmiyorum değil. Emin Bey de doğru değil diyor. Siz diyorsunuz ki sen av, yani öğretmeseniz içgen olarak o sizi öğretir diyor. Emin Esenkova'da öyle etmiyorum. Bir şey yoktur ben diyor. Ben kabul etmiyorum, evet. Evet. İlla ki bir eğitim gerekecek. Eğitim şart. Şöyle bir tane daha okuyalım. Karabük'ten Ramazan Avcı ve Recep Ceviz Kıran, kandiliniz mübarek olsun. Karabük'e selamlarımızı iletiyoruz. Evet. İyi akşamlar dileriz. Recep Ceviz Kıran değerli bir arkadaşımız. Rüzgar diye bir köpeği var. Rüzgar şimdi bizde. Çok güzel bir köpek. Bir av köpeği, Kopoy. Güzel yetiştirmiş. Muhteşem güzellikte. Kendisine teşekkür ediyoruz. Recep'e selamlar diyoruz. Tüm Karabük'e. Peki Mersin'den bir haber. Miraç, geceniz mübarek olsun. Mercan'dan 4 aylık yavru alacağım. Abimize göre neye dikkat etmeliyim eğitim konusunda? Halil İbrahim İnal. Mersin'den. Ben cevap vereyim hemen. Hemen ver. Bunlara verin bu hemen arada cevap. Mercan'dan dediği bu Dratar üreticisi. Kayseri menşeli. Can Bey başında bunun. Konuya çok vakıf. Dratarları çok iyi biliyor. Şampiyon köpekleri var. Ve çok güzel şampiyonluklar almış, üretmiş yavruları var, dereceler almış. Ben şahsen ondan almasını tavsiye ediyorum. Ben tanımıyorum Mercan'ı ama şifayen sözlü konuşmalarımız var. Tebrik ediyorum. Kendisini de programa davet edeceğiz. İnşallah gelecek. Bize Dratarları biraz daha iyi anlatacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Abi Zonguldak Kurtzarcılardan Kubilay Karakaya. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
Zonguldak kurtzarcılara selam söylüyor. Aleyküm selam, hepsine selam. Hemen kurtzarlarla ilgili bir konuya girelim. Hemen bu arada girelim arkadaş. Sıradakini okuruz. Devam edelim. Şimdi Türkiye'de yapılan en büyük yanlışlıklardan bir tanesi Dratarların kurtzarlarla çiftleşmesidir. Kesinlikle. Evet. Bunlar bir batım, iki batım gayet güzel yavrular verebilir. Üçüncü batım. Ama üçüncü batımda bütün formatlar bozulur. Ve kötü sonuçlar verir. Dolayısıyla arkadaşlarımıza her zaman şu mesajı veriyoruz. Her cins köpek kendi ırkıyla birlikte çiftleşmeli. Kesinlikle. Kesinlikle yakın çiftleşmeler olmamalı. Gen bozukluklarına kesinlikle gitmemeli. Kurtzarlar kurtzarlarla, dratarlar dratarlarla birlikte ve diğer köpekler bir şekilde çiftleşmeli. Şimdi tabii burada tartışılacak dratarla ilgili başka bir köpek, başka bir konu var. Neden İstanbul avcısı dratarı çok tutmuyor? Neden İstanbul avcısı, yani İstanbul'u konuşuyorsak çulluk mevkisi olarak, yani Trakya'ya hakim, evet, yakın mesafede, evet, olduğu için. Bu özellikle beni çok ilgilendiren bir konu Emin Bey. Evet. Seterciler neden seter tercih ediyorlar? Çok güzel bir konuya değindin Emin Bey, de bir şey söyleyeyim. O kadar var ki ne yapacağız bunları? Bir şey söyleyelim. Evet. Çünkü arkadaşlar bunların hepsine cevap vermeye kalkarsak hiç soruların cevabını cevaplayamayacağız. Ama evet, alınmasınlar. Haftaya arada bunu, birkaç tane okursun. O arada okuruz böyle birkaç. Kalanlarda bir dahaki programda ilk sırayı onlara vereceğiz. Buyur evet, Emin Bey. Konu. Şimdi ilk önce ben sizin ilk söylediğiniz kurtzar konusunda ufak bir şey söyleyeceğim. Eğer kurtzarla dratarın eşleşmesi normal ve doğru olsaydı dratarı Alman hiç üretmezdi. Onun için ilk önce ona bir araya gireyim ve seter konusuna devam edelim. Şeyi konuşurken Deutsche Dratar'ı, Deutsche Dratar diye geçiyor bu. DD. Evet. Yani DD. Dratar, DD. Evet, DD. Bu, ben size bunu programdan önce de sordum. Hatta birkaç kişiye de yanlış yapmayalım diye danıştık biliyorsunuz. Deutsche Dratar ilk ne zaman verifiye edilmiş? Yani kaç yılında? Başlangıcını soruyorum. Başlangıç, evet. 1920'li yıllarda olduğunu tartıştık zaten. Ama dediğim gibi esas 19. yüzyılın sonunda bu köpek oturmuş. Ama 1920'li yıllarda, evet, dediğiniz gibi 1920'li yıllarda ilk başlangıç. Fakat köpeğin ırkın oturması 19. yüzyılın sonuna dayanıyor. Bir Alman avcı sizce bir dratar mı tercih eder, seter mi? Bence bir Alman avcıyı bırakın, bugün Avrupa şu anda dratara doğru yoğun bir şekilde kaymaya başladı. Alman avcı zaten dratarı kullanıyor. Şöyle söyleyeyim, dratarı yalnız mesela başlıklarımızın içinde hemen ben o konuyu atlayacağım. Alman'ın dratarı kullanma şeklinden biz Türk avcısının kullanma şekli birbirinden çok farklı. Bu seter konusuna da hemen gelecek, değinecek zaten. Şimdi bakın, Alman bu ırkı üretirken farklı üreticiler farklı avlar için köpekler üretiyorlar. Domuz, geyik, ayı, karaca, tavşan avları için üretilen dratarlar var. Kuş avı için üretilen dratarlar var Almanya'da. Ne yazık ki seçimleri yaparken bizim avcımız buna çok dikkat etmiyor. Dikkat etmediği için de yanılıyor. Ya bir dakika, şimdi orada yine bir konuyu, yine bir şey karıştı ortalıkta. Yani tavşanın dratarı farklı, çulluğun dratarı farklı, karacanın dratarı farklı mı? Şimdi bakın, ırklarda bu şey yapıyor. Biliyorsunuz köpekte kandan gelen, özellikle babadan gelen kan, evet, yavrulara, torunlara, onların torunlarına aksediyor. Şimdi ben niye çok iyi bir çulluk avcısı olarak anılıyorum şu anda dratarımdan beraber? Benim köpeğim çulluk eğitimi almış, çullukta ileri, bir öncesi de çullukta iyi olan bir köpek olduğu için. Fakat insanlar şu hatayı yapıyorlar. Hani biraz önce dedik ya, ilk başlangıçtaki eğitim çok önemli. Üretici bu eğitimi veriyor veya verdiriyor. Ama arkasından şöyle bir hata yapılıyor. Bu köpek ava yeteri kadar yatırılmıyor, götürülmüyor, bir avın üstüne yoğunlaştırılmıyor. Bu köpekler kontinental köpekler, her türlü avı yapıyorlar. Fakat her türlü avı yaparken şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Benim köpeğim çullukta çok daha üst düzey, tavşanda biraz daha aşağıda, ördekte o seviyede. Yani dratar kontinental her avı yapar derken bir avı çok üstün yapar. Nedir o? Hangi ava götürüyorsanız. Bravo. Ama bu bütün köpekler için geçerli de tabii bir setere yani kıyaslamamak lazım. Domuz avına götüremezsiniz mesela. Götüremezsiniz, evet, yani ayrı özellikleri olan bir köpek. Şimdi çok mesaj geliyor, ben anlıyorum. Çünkü baş edemeyeceğiz zaten. Kütleniyor ama mesajları okumak lazım. Okumamız lazım çünkü bu uzatma Erzincan'dan.
Evet. Selam, hayırlı kandiller. Erzincan'dan Barbaros Ertürk. İlk defa Drahter bakıyorum. Drahter algılama konusunda çok mükemmel, bir defa göstermek yeter. Erzincan'a selamlar. 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 Evet, devam edelim. Çok doğru söylemiş bu arkadaşım. İşte arkadaşlar, kabul etmiyorum. Yeni galiba ben İsmet Doğuş. Neyi kabul etmiyor? İlk başta dur bakalım. Başta da yazmış bir şey. Selamlar, Drahtersiz eğitmeyeceksiniz. O sizi kendi ilav yapmaya çalıştıracak. Ha, demin bir soru evet, soran arkadaş. Bu doğru cevap değil yani. Ben ha, katılmıyorum. Yani, ben aslında burada şuna okum. Şöyle diyelim. Yok, arkadaşımıza şöyle diyelim. Ha, katılmayabilirsiniz. Emin Bey de katılmayabilir. Her arkadaşın kendine fikri göre var. Bir görüşü Drahter var. Köpeği, bir setter, bir pointer gibi artı farklı özellikleri olan bir köpek değildir. Drahter köpek dik başlı bir köpektir. Siz ona eğitimi, temel eğitimi vermez iseniz şayet, o size patron olmak ister. Hı hı. Sizi avlandırmaz, o kendi avlanır, siz bakarsınız. Hı hı. Bu hiç bu tartışılmaz bir konu. Kesinlikle yani. Eğitim verilmesi gerekiyor. Yani tamam, işlerinde ahırsı çok yüksek hayvanlar bunlar. Evet. Fakat eğitim insanda bile şartken bir köpekte eğitim gerek yok demek yanlış. Tabii Drahterlarda başka bir artı bir eksik bir şey daha var bu temel eğitimde benim gördüğüm. Ufuk Bey diyor ki, köpekleri Mera'ya işte yavruyla babasıyla birlikte salıyorum. Saldım. Ondan sonra da avı o şekilde gördü ve öğrendi. Patrone de yaptı. Temel eğitimden sonra. Temel eğitimden sonra. Şimdi köpek, Drahter köpekler kuşa dalabilir. Hepsi illa ki... Kıskançlıktan dolayı diyorsunuz evet, değil mi? Hepsi illa ki ben fermada duracağım, girmeyeceğim anlamına gelmez. Burada da temel eğitime giriyor konu. Drahter köpeğin özellikle setter ve pointer'dan bir farkı var. Öncelikle bu köpeklerde eğitimin önde olması gerekiyor. Yani ne yapmak lazım? Şimdi bir kuş, bir Drahter'ı bence eğitirken yapılması gereken şeylerden bir tanesi bu. Bir kamış, bir olta, bir ince misina, bir kanat. Onu sürteceksin. Benim görüşüm bu. Yanlış olabilir. Katılmayabilir insanlar. Avcılar katılmayabilir. Onu süreceksin, saklayacaksın. Köpek gelecek, koku yapacak falan. Tak. Ama bu birkaç kere. Yani 2-3 kere geçmemek gerekiyor bundan. Ama şimdi burada köpeğin girmesinin sebebi de şu. Mesela canlı bıldırcınla eğitiyorlar. Ne oluyor? Kap diyor. Kop. Yakalıyor ve evet. Ondan sonra da öyle devam ediyor. Yanlış eğitim. Tabii yanlış eğitim oluyor. Yanlış eğitim. Uçuyor. Kesinlikle yanlış eğitim. Bu sefer o da peşinden koşuyor. Kesinlikle. Dolayısıyla fermayı bozuyor. Kesinlikle. Evet, buyurun mesela. Karabük'ten Ramazan Avcı. Oğlum 8 yaşında, Mehmet elinden sizlere selam söylüyor. Geleceğin büyük avcısı olacak inşallah. İnşallah. Evet. İnşallah olur. Karabük'e de selamlarımızı iletiyoruz. Drahter anlatılmaz yaşanır. Isparta Avcılık Atıcılık İçsaz Derneği. Ercüment. Bu söze ben de katılıyorum. Ercüment'e yaşanır. Tabi Drahter olan öyle diyor. Şimdi şöyle bak. İsparta'ya da selam söyleyelim. İsparta'ya selam. Avcılar kulübünden arıyorlar. Şimdi tamam. Hepsine selam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediği için. Tüm Türkiye'ye, tüm Avrupa'ya, tüm dünyaya. Programımız izleniyor sağ olsunlar. Şimdi orada yaşanır diyor. Şimdi her avcı kendi köpeğiyle yaşar. Tabii ki. Evet, doğru bir cümle. Dolayısıyla yani Drahter'ın bir ayrıcalığı burada yok. Drahter'ın ayrıcalığı işte birkaç şeyde var. Yani işte aportta var, fermada var, patronede var, sulak alana girmesinde var. Artı mesela aynı zamanda bir bahçe koruyucusudur. Bir guard'tır. Tabii ki. Evde beslenir. Ben size başka bir şey söyleyeyim Emin Bey. Ben avdayken çoban köpeklerinden saklanmıyorum mesela. Evet. Veya çoban köpeklerinden köpeğimi saklamıyorum, öyle diyeyim. Köpeğim beni çoban köpeklerinden koruyor sağ olsun. Evet, yani o konuda çok rahatım. Ama maşallah yani seninki de evet. Çoban köpeği kadar var. Korunmaması mümkün değil zaten, stüdyoya girince 35-10 kişi daha zolay var. Stüdyoyu karıştıracağız, zor zapt ediyoruz. İyi akşamlar, selamlar, saygılar. Drahter'e otoriter eğitimi lazım. Drahter her avcının harcı değil, Hatay. Hakan Düzgün, mümkün ise köpekleri saf kan bıraksınlar, birbirlerine kırmasınlar. Evet. Hakan arkadaşımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi ben bir şey daha söyleyebilir miyim bu arada? Buyurun. Şimdi Drahter'la ilgili şöyle bir şey eklemek istiyorum ben. Birbirine kırmasınlar derken ırk özelliklerini taşıyan
Seceresiz köpekler de bu piyasada olacak. Ha, şimdi onu da olacak. Şimdi onu da tartışalım. Yani secereli köpek, seceresiz köpek. Secereli dratar, seceresiz dratar. Hı-hı. Şimdi secereli dratar nasıl oluyor? Şimdi secereli dratar nasıl oluyor? Secere anne babanın soyun belli olduğu bir kağıttır. Kaç tane? Kaç soy geri gidiyor? Epey bir geriye gidiyor. Yani takip ederseniz en köküne kadar gidecektir. Türkiye'de A secere olması için kaç soy olduğunu biliyor musunuz? 7 olması lazım diye hatırlıyorum. Bunu yanlış ben de bilmiyor olabilirim ama Levent Çömlekçi olsaydı ona sorardık ama evet. Bildiğim kadarıyla 2 ve sonrasında 7'ye kadar gittiğini biliyorum ben. Evet. Duydum. Yani 7'ye kadar gittiğini tartıştık. Yurt dışı kayıtlarına girdiğiniz vakit bizim şeydeki Allah selamet versin sağ olsun devletimiz bir sürü şeylerle ilgileniyor. Hı hı. Soy ağacı kütüğü var ya, hı hı, biliyorsunuz E-Devlet'ten. Hı hı. Yani soy ağacında benim annemin, babasının kim olduğunu diye takip etmek istiyorsunuz. Hı hı. Maalesef göremiyorsunuz ama hı hı, Almanlarda Dratar köpeğine baktığınız vakit size 200 yıl gerisine kadar söyleyebiliyor. Çünkü kayıtlar var. 7 göbek öncesini evet, derler ya evet, aynen öyle oluyor. Evet. Şu anda bir de başkanın bu köpekleri yeni sahiplendi. Buldurcunu buluyor ama ferma vermiyor. Eğitsek ferma verir mi? Ama arkadaşım seninki anladığım kadarıyla resim göndermişim kurtzağar. Yanılmıyorsam resimde görünen kurtzağar. Görebilir miyim? Diyor ki bıldırcını buluyor ama ferma yapıyor. Hayır kurtzağar mı değil mi? Hayır onun kurtzağarla alakası yok. Şimdi bakın ben size şunu söylemek istiyorum. Zaten secere konusuna girdik ya. Secere konusunda bunu tartışmamız lazım. Hayır yani o temel eğitim onunla alakalı değil. Temel eğitimi vermediği için İşte burada Dratar işte, seni dinlemiyor. Benim söylediğim konuya geliyor. Tabii ki. İşte onu diyorum arkadaş yani okuyayım da siz evet, cevabını verin bunlara. Onu zaten eğitemeyecektir. Artık eğitemeyecektir. Sevdiğim köpek. Bak, şimdi artık bu zamandan sonra eğitemeyecektir. O kendi avını kendisi yapıyor. Bu köpek kesinlikle Dratar değil zaten. Yani. Bakayım. Kurtzağar canım. Kurtzağar da değil o köpek. Kurtzağar da değil. Ama ona benziyor. O köpek... Bakın, kesinlikle bakalım, kırma bir köpek. Bu renk Dratar olması yok, mümkün canım, değil. Bu köpek Dratar değil. Arkadaşımız bu işi bilmiyor. Ama şimdi yardım istiyor. Arkadaşa da cevap ver. Yani Dratar değil. Bu kesinlikle Dratar değil. Bakın, bu bir pointer'la beraber karışmış bir köpek. Evet. Birkaç herifden birden almış bir köpek. Yani yapılan yanlışlardan birisi. Çatal burnuna da benziyor. Ekrana verelim bunu. Bir görsünler. Anadolu pointeri diyelim biz ona. Yok canım Anadolu pointeri. Ya da Anadolu Dratarı diyelim. Yok yok. Emin Bey yap. Ha. Arkadaşımıza tavsiye edelim. İyi bir köpek sahiplensin. Mı? Kesinlikle. Böyle devam etsin. Bak, köpeğin seviyorsa devam etsin ama bu draftlar olarak aldandırılmasın. Yani arkadaşa da kıyakçılık yapmış olsa ama eğitim değil evet, mi Emin Bey? Eğitim evet, vermesi şimdi lazım. Zaten secere konusuna girdiğimiz zaman şimdi secere soyu belirleyen bir belge. Ama secerenin devamında da Alman'ın koyduğu şartlar var. Nedir? VCP, HZP gibi sınavları var bu köpeğin. Secerenin tamam, köpekte. Türkiye'de bir draftlar kulübümüz var zaten. Aziz Omur'un başında olduğu, Ayhan Kesim'in yardımcısı olduğu bir kulübümüz var. Almanya'dan direkt bağlantılı. Belli ücretler karşılığında insanlar zaten üretim izinlerini ve gençlik sınavlarını, VCP gençlik sınavı, HZP üretim sınavlarını yapmak için buraya üyeler zaten. Şimdi Türkiye'de secereli ve seceresiz bakan arkadaşlar var. Burada şunu düzeltmek lazım. Şimdi üreticilerin, üretimin arkasından, bu sınavların arkasından bu köpekleri mutlaka havada çok iyi yönlendirmeleri gerekiyor ki Türkiye'de zaten bu yüzden bu ırk yanlış tanınıyor. Diğer tarafa dönüyorum seceresiz arkadaşlara, seceresiz bakan arkadaşlara gerek maddiyattan dolayı, gerek benim gibi zamansızlıktan dolayı secereli köpek bakmayı tercih etmeyen arkadaşlara da şunu rica ediyorum. Mesela resimde gördük biraz önce çok güzel bir tesadüf oldu. Drahtar'la hiç ilgisi olmayan köpekler Drahtar diye adlandırılıp meralara sürülüyor ve insanlar bunları Drahtar zannederek Drahtar ırkını lekeliyorlar. Bakın kırık köpeklerde, ırk özelliklerini taşımayan köpeklerde mutlaka problemler yaşanacaktır. Alman bunu yıllarca boşu boşuna uğraşmamış. Benim köpeğim de seceresiz bir köpek ama ırk özelliklerini taşıyan bir köpek. Benimkinde bir genetik bir bozukluk var. Bundan dolayı ben sınavlarına gitmek durumunda değilim zamansızlıktan dolayı. Ha ben şunu da tavsiye ediyorum arkadaşlara. Secereli köpek tercih edin. Nakdiniz, vaktiniz yeterliyse tercih edin ama lütfen köpeğin temel itaatinin verilen itaat eğitimlerinin arkasından, verilen sınav eğitimlerinin arkasından sınavda başarılı olan köpeklerinizi lütfen avda da gerektiği gibi eğiterek kullanın.
Bakın hemen soruyla yani cevapla ilgili bir soru var. Halil İbrahim Ünal Mersin'den demiş. 4 aylık yavru alacağım. Abimize göre neye tavsiye edin? Nelere dikkat etmem gerekiyor diyor. 4 aylık alacakmış. 4 aylık bir yavru yani alacak. Bir insan yani gidiyor bir köpek alacak. Neye dikkat edeyim? Seceresi mi? İşlediğiniz gibi seceresi olması mı lazım? Yoksa hani teminki arkadaşım bilmediği gibi hani biraz karışık bir şey. Şimdi secereli köpek için şu var. Secereli köpek tercih etmesi için şunu düşünüyor olması lazım. Ben ileride bu köpeği sınavlarına sokacağım. Ben mesela sınavlarına sokamadığım için, vaktim yeterli olmadığı için secereli köpeği tercih etmedim. Eğer ki bu arkadaş sınavlara sokamayacaksa, devamını getiremeyecekse secereli köpek beslemesinin bir esprisi kalmayacaktır. Seceresiz köpekte de dikkat etmesi gereken şu. Bir, avcıdan. İki, ırk özelliklerini taşıdığına emin olduğu, iyi araştıracağı bir yerden köpek almasını tavsiye ediyorum. Ben ona başka bir türlü cevap vereyim. Arkadaşımıza 4 aylık köpek alacak ya. Evet, siz, ama kısa söyleyin seninle ilgili bir canı şey. Canı gönlü neyi beğeniyorsa şu kısa fani dünyada ona o köpeğe gitsin altı. Evet. Gönlünün yatması çok önemli zaten. Şimdi Emin Bey bak ne demiş bak. Ne kadar seyrediyorlar programları. Evet. Hani rekor kıran bir programımız var hatırlıyorsanız. Evet. Anadolu Pars'ı. Hmm. Yazmış ama bu çok önemliydi biliyorsun bunu. İnşallah. İyi Kandiller Çağdaş ben. Anadolu Pars'ı yayınınızda çok harikaydı. Tebrikler. Sorum şu son dönemlerde ülkemizde yeni Pars haberi var mı? Var. Var ama açıklamayalım. Videolar var. Kameralar var. Çok güzel bir onları şu anda açıklamıyoruz. Evet. Başka bir programda. Başka bir programda Anadolu Pars'ının devamını getireceğiz. Güzel görüntüler var. Memleketimizde Anadolu Pars'ı yaşıyor. Çok güzel. Güzel bir haber. Bunu evet. Biz bölgelerini onu sonra söyleyeceğiz. Evet. Eskişehir Menderes Çelik. İyi yayınlar diliyorum. Drahter ırkı üretimi Türkiye'de tekel olmaktan çıkmalı. Drahter Türkiye Derneği bu ırkı geliştirilmesi için çalışmalar yapmalı. Ufuk Bey'e selamlar. Şimdi Drahter köpeği başkan. Cevap verin. Evet. Drahter köpeği herkes besleyemez. Sebep? Sebep. Sebep çünkü farklı bir köpek yani. Yani çok uysal bir köpek değil ben size söylüyorum. Ama bunu ikili ilişkide zaten o ikili ilişkiyi sağladığınız vakit bu köpek pamuk gibi bir köpek. Aynen öyle. Şunu da kendi iç bünyesinde. Şunu da ekleyeyim Emin Bey. Ekleyeyim. Arkadaşların çok yanlış bildiği bir şey var. Ve ben çok kızıyorum. Bazen gönderiyorlar. Abi nasıl aport ediyor? Ya dövmüşün köpeği kardeşim halinden belli. Dövmeyin köpeklerinizi. Drahter dövülecek bir köpek değil. Döverek eğitemezsiniz. Sevgiyle arkadaşlar. Drahter'ı seveceksiniz. Kendinize bağlayacaksınız. O sizin için her şeyi yapacak. Aport etmiyor. Hayır aport ediyor köpek. Evet yiyor. Ama dayak yiyerek öğrenmiş. Köpeğin gelişinden belli. Gelsen mi gelmesen mi? Ben kesinlikle köpeği döverek eğitmeye karşıyım Emin Bey. Evet. Özellikle Drahter konusunda. Evet. Birkaç mesaj daha alalım. Orada çok mesaj var. İyi akşamlar. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Afyon'dan selamlar. Ufuk Durak abime herkese selamlar. Ufuk abimin Pars Orka yavrusuna sahip oldum. Çok maşallah seninki de bütün Türkiye'ye dağıldı. Yani. Hepsini diyorlar ya kaç tane geldi. Şimdi Ufuk Durak abim herkese selamlar diyor. Güzel bir ırka kana sahibim. Teşekkürler Ufuk Ersin. Ersin dedikten annenin sahibinden almışlar. Güzel bir kanı sahiplendirdikleri için teşekkür ederim. Afyon'dan selamlar. İsmim Ali Batı. Drahter güzel bir eğitimden sonra bir avcıyı fazlasıyla tatmin eden bir av köpeğidir diyor. Güzel diyor. Şimdi kamera şunu alırsa bakın burada enteresan bir fotoğraf göstereceğim. bu fotoğraf Pars burada. Pars, evet. Pars ve çulluklar var burada. Yakın yaklaşık bir çekim yaparsak görecek arkadaşlarımız. Burada Drahter'ın fotoğrafının çulluk avında özellikleri en çok verilen poz şekli bütün dünyada bu şekildedir. Bunu da bir lanse edelim. Hı hı. Yine birkaç tane fotoğraf. Kamera aynı yerde kalsın lütfen. Buyurun bir tane daha güzel bir fotoğraf. Evet. Son bir fotoğraf daha gösteriyorum. Limitler dahilinde iki avcı alalım. Gayet güzel. Bakın çulluklar. Pars'ın bakışını güneş biraz bozdu orada ne yazık ki. Evet Pars bu. Yavruları da
Şu anda avlanıyor. Durum bu. Evet, devam ben edelim. Ben Mersin'den bütün avcılar ve İslam Alimi Miraç Kandili'ni kutluyor. Sezonu dört gözle bekliyorum. Mersin'e selamlar. İyi akşamlar, iyi kandiller. Konya'dan Drahter apartmanda beslenebilir mi? Apartman hayır. için uygun... Ya apartman hayır, için apartmanda köpek beslemeyin. Yok, olmaz. Evet, yok, ben cevap vereyim. Ben buyur cevap vereyim. Bence olmaz. Ben cevap vereyim. Tamam, buyur, ver hemen. Apartmanda Drahter'ı besleyin sevgili kardeşim. Hanımınızla kavga etmiyorsanız problem yok. Yatar. Hem iyi olur... Kavga ettiğiniz dönemlerde platanınızla birlikte yatarsınız. Benden size söylemesi. Çünkü evde ne koltuk bırakır, ne sandalye bırakır, yok, ne peçete bırakır. Bey. Bakın bende evet. resimler var orada göreceksiniz. Koltukta yatar hiçbir zarar vermez ama bu eğitimle ilgili bir şey. Valla ama benim, apartmanda gibi. Valla benim bir platanım vardı. Arabamı yemişti hiç unutmuyorum. Evet. Bak hayırlı kandiller hocam. Ben Samsun'dan Bafra'dan Avcı Mehmet. Hocam seter ve pointer cadırdır, gerisi heyecandır. E tabi herkesin köpeğini evet. kendine. Evet arkadaşımız da resimler attı ama veremeyiz. Zaman yok çünkü. Devam edelim. Evet devam edin cevap. Evet hangi başlıktan devam edelim? Orada ne vardı konu başlıklarımızda bir sürü konu vardı. Şeye değinelim mi? Burak Dağ'ın bizim meralarımızda çulluk avından bana göre mesela benim değerlendirmem bu tabi siz... Ne düşüneceksiniz? Sizin de cevaplarınız olacak. Şimdi bakın ben atadan babadan çok eski avcı. Yani 9 yaşında başladım. 49 yaşındayım. En sevdiğim av çulluk avı. %95, %97 oranında çulluk avına giderim. Diğer avları çok fazla keklik avına oğlumun aslından dolayı açılamıyorum son birkaç senedir. Ama demek istediğim şu. Drahtar'ın gezme stili çulluk avı için aslında biçilmiş kaftan. Bizim dediniz ya seterler niye? Hemen o konuya da dönmüş oluruz. Niye daha çok tutuluyor? Şimdi arkadaşlarımız stil diyorlar, hız diyorlar. Fakat çulluk biliyorsunuz zaman zaman çok huylu bir hayvan, kendine yanaştırmayan bir hayvan. Çok hızlı hayvanı, koşarak gezen bir hayvanı kesinlikle kendine yanaştırmayan bir hayvan. Mesela setercilerin çok yaşadığı, seterci arkadaşlarımızın çok yaşadığı bir olay vardır. Boş ferma. Boş ferma tabirinin sebebi de şudur. Hızlı gezen hayvan kuşun huylu olduğu günlerde... Daha yaklaşamadan ne yazık ki kuşu uçurur. Bu arada Emin Bey size tezat düşen bir arkadaşımız var burada. Sertliği kanıtlayan köpeğe ünvanı ne? Hartage ben anlamadım onu. Ünvanı verilir sen bilirsin onu bilmiyorum. Bu arada Emin Bey'in asıl bu sorun cevabı. Emin bu arada Emin Bey'in patron mevzusunda yanlış ve yanlış buluyorum. Senin o temin az önceki de eğitim görmeyen bir köpek sahibine patronluk taslar sizin dediğiniz gibi. Ama Emin tezat düşmüştü bu konuya. Pointer veya setter böyle yapmıyor mu? Yapmaz. Gökhan Türk. Evet. Mercan av köpekleri resmi Almanya Drahter üreticisi değildir. Lütfen insanlara yanlış bilgi vermeyin diyor. Şimdi mercan av köpekleri bir Drahter üreticisi Türkiye'de. Hı hı. Bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Doğrudur ama secereli köpek yani kendi köpekleri secerelidir fakat yavruları secereli değildir. Sattığı yavrular secereli değildir. Yani arkadaşlarımız onlardan köpek almasın mı onu mu demiyor? Hayır hayır kesinlikle öyle bir şey evet. söylemiyorum. Ben de seceresiz köpek bahsediyorum evet. neticede. Ama secereli köpeklerden ürettikleri yani üretim izinleri olmadığı için seceresiz yavrular veriyorlar. Arkadaşın herhalde Gökhan Türk'ün değindiği konu o anladığım kadarıyla. Gökhan Türk'e selamlar. Bu arada bize, arkadaş diyor bize, ki diyor ki şöyle diyor o kadar yazıyı uzatmış ki bayağı bilgisi var herhalde bilemiyorum. Evet, tamam. Ona da saygı artık. Duyuyoruz. Bağlanabilir miyim? Bu bir canlı yayın ama arkadaşlar yalnız mesajlara cevap veriyoruz. WhatsApp'tan yazılan ve mesajlara cevap veriyoruz. O kadar zamanımız yetmiyor ve şu anda da 4 dakikamız kaldı. Evet, İnşallah bir dahaki programda Gökhan Türk bizi eleştirsin. Teşekkür ediyoruz. Eleştirilere açığız. Tabii biz eleştirilere açığız. Biz böyle şeyler... Yanlış şeyler söyleyebiliriz. Bizi düzeltsin. Ama ben altını çizerek söylüyorum. Drahter köpeğinde kesinlikle ve kesinlikle bu benim görüşüm. Eğer siz temel eğitimi vermezseniz siz ona avcılığı değil o kendi avlanır, sizi dinlemez.
Temel sen bunu iddia ediyorsun. Gökhan Hoca da aynı şeyi söyleyecekler. Gökhan Türk de aynısını söyleyecektir. Temel eğitim şart diye. Orada bir herhalde başka bir arkadaş söyledi. Başka bir arkadaş söyledi. Gökhan Türk de şeydir. Temel eğitim olmayan draft ağrı kabullenmez. Yani kendisini tanırım ben. Aydın tarafındandır. Üniversitede Türk dili konusunda da hocadır kendisi. Draft ağrı da çok düşkündür. O herhalde bizi şeyden uyarmak istedi. Türk yani, dili mi? Türk dili öğretim evet, üyesi evet, evet, evet. Çok çok iyi de bir arkadaşımızdır. O zaman onu bu kadar bilgisi zayıfsa alalım. Hayır, Latince, hemen Latince'ye dönelim. Ben hemen şimdi Latince, başlar evet. söylemeye Latince'sini. Şimdi üstad, Almanya'da, Almanya kurallarını biliyorsunuz, Deutsche Drahtarınız olduğu için. Bunu daha önceki programlarda tartışmıştık. Sonra ikinci bir soru daha soracağım çullukla ilgili de. Tabii. Ferma kelimesi, ferma ya da aport. Siz aport diye mi çağırıyorsunuz köpeğini? Çağırma, getirmek için aport. O Fransızcadan gelen bir kelime. Ben genelde köpeğime aport demem. Al da gel oğlum derim. Bak, o da alıp getirir. Bir kişi çıktı. Ben en sevdiğim bir kişi çıktı. Bir ben de beni şeyden seversiniz tahmin kim? Ediyorum. Ben son 10 yıllardır diyeyim. Kaçırdığım kuşa daha çok sevinirim. Ben kahkaha atarım. Beni arkadaşlarım yeriyorlar bu konuda. Ya niye kaçırdığınız nasıl? Atıp da mı kaçırdığınız? Atıp da kaçırdığıma çok gülerim. Ben sevinirim aslında. O el atıp kaçırdığınızda acaba siz şunu düşünüyor musunuz? Bu kuş yara aldı mı diye? Kesinlikle. O tabii ki. Ama yara almadığını biliyorum. Yani biliyorsunuz. Yara alan kuşu görüyorsunuz, fark ediyorsunuz açıkta attığınız bir kuşu. Zaten son noktadan sonra zaten yani ağaçların içine giren kuşa ben kolay kolay tüfek atmam. Emem şurada çünkü 2 dakikamız var. Şunu Pars'a merhaba Akın Akikol ben. Çocuklarım evet. Pars'ın ilk sahibi Ufuk kardeşime sahibi teslim Pars. Etmeden önce tabii ki hepinize Pars'ı selamlıyorum. Biz de selamlıyoruz. Teşekkürler Akın. Son bir tane okuyorum. Şuradan sıradan gidelim bakayım evde bakıyorum bu köpek drahter mi acaba Sakarya'dan Adil Karaca bunu da ekrana açmak lazım arkadaşım bakayım neyse, bir tane geçelim, gösterdi peki. Ama çok soluk resmi çok arkadaşlar soluk. Onun için bakamıyoruz soluk çıkmış resmi evet. Şuradan selamun aleyküm başkanım kopay köpeğim var çakala kaçıyor ne yapmalıyım İznik'ten selamlar. O yörede çok çakal vardır. Onun hemen için Emin Bey öyle cevap verdi. O yörede çok çakal vardır. Onun için ona kaçıyordur. Evet. Çakalları vurmayın. Şimdi aslında Emin Bey'in drahterler hakkında bilgi eksikliği var. Ben vardır. Apartmanda besliyorum. Hiç sıkıntı yok. 5 yıl oldu. Hiçbir komşudan şikayet yok. Akşehir'den Salim. Ama bak yanlış. Sonra dedi ki alın besleyin dedi. Besleyin bak, diyorum. Siz yanlış yaptınız. Bak, ben size besleyin diyorum. Konuyu dinlemiyordu. Evet. Sen besleyin dedin. Ben size besleyin diyorum. Yani o eğer yanlış çünkü siz neden besliyorsunuz? Ben size onun cevabını vereyim. Ben Emin şimdi sizi tanımıyorum. Bir dakika. Sizi tanımıyorum. Ama evde besleyişinizin sebebi çünkü eşinizle birlikte ikiniz birden bu köpeğe sahipsiniz ve seviyorsunuz. Evet. Aşırı hayvan sevginiz var. Evet. Ondan dolayı bu köpek çıtı çıkmıyor, sesi çıkmıyor. Evet. Evde kavga edin bakalım ne oluyor. Bir de öyle bir deneyin. Emin Bey hemen kapatıyorum. Bir tane daha okuyorum. Gerilerini evet. size atacağım. Bunlar arkadaşlara dönüyorsunuz. Evet. Ve haftaya ya da hangi günse bunları sırayla gelen mesajları arkadaşa cevaplayamadığımız mesajları size haftaya sırayla cevaplayacağız. Tüm avcı camiası kandili kutlu olsun. Her sakallı drahter değildir. Kanını soyunu bilmek lazım. Bu ırk sert olmasına rağmen eğitime en uygun bir ırktır. Kütahya Drahterler Grubu Hakan Tanış. Ufuk Bey'e iyi akşamlar diyorum. Kütahya'da da avlandığım bir bölgedir. Kütahya'ya buradan selamlarımı söylüyorum ve hemen Emin Bey son cümlemizi alalım. Şey benim cevap ama bitti zamanımız yok. Yok bir soru soracağım. Bir soru ama bittiği zaman canlı yayın. Bir soru soracağım. Hadi çabuk ol hemen kısa olsun. Soracağım. Ufuk Bey siz bir çulluk avcısınız doğru mu? Doğrudur. Kaç yıldır çulluk avı yaparsınız? Vallahi sene söylemem çok büyük. 20 çok yıl. Büyük. 20 fazla. Yıl. Evet 20 yıl diyelim. Draht avcısınız. Draht avcıyım. Okuyan bir avcı mısınız? Okuyan bir avcıyım. Evet. Araştıran bir avcı mısınız? Araştırırım, severim. Yaşayarak da öğrenmeyi de severim aynı tamam. zamanda. Size çulluk programlarını göndermiştim. Orada bir sorumuz vardı. Bunu bana cevaplar mısınız? Çulluk kaç sene yaşar? Çulluk kaç sene yaşar? Evet.
Vallahi çok iyi cevap. Ya her zamanki soru abi yani. Kapatıyor. Bir dahaki programların devamı. Avcılar son karşılaşmasına bağlı Emin Bey. Ufuk Bey, Emin Bey son cümlenizi alalım. Kapatıyoruz çünkü zaman kalmadı. Hemen canlı yayın var peşine. Evet ama burada da bende de bir sürü şeyler var. Var. Onları mesajlar alıyoruz. Var. Notları evet. Alıyoruz. Bir dahakine onları alıyoruz. Sırayla. Tek şey söyleyeceğim. Bir tane mesela en üstteki 84 tane mesaj var. Avcı Isparta Ercüment Bey. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Bir mesaj göndermiş. Drathar anlatılmaz yaşanır. Evet katılıyorum ben de. Tamam. Son cümleyi alalım. Tüm Türk avcısına, tüm dünyadaki bizi izleyen avcılara hepsine sonsuz sevgiler, saygılar. Bizleri izlemeye devam edin. Yine evet. Bizden güzel sorular gelecek. Son saniyede konuklarımızı biraz sıkıştıracağız. Drathar beslemeye devam edin. Bu sistem de yeni çıktı. Evet. Konukları biraz sıkıştırıyorum. Ben müdahale evet. ediyorum gerçekten. Biraz da onları zorluyoruz ki. Çünkü tezat sorular gelen var, haklı olan var. Evet. Biz yani her soruya evet. cevap veriyoruz. Ama Cengiz Başkan sanırım yanlış cevap vermedim. Avcıyla karşılaşana kadar ömrü uzun olacaktır değil mi? Evet. Son cümlelerinizi alalım evet. Ufuk Bey. Arkadaşlar Drathar ne yazık ki ülkemizde daha çok iyi tanınmış bir ırk değil. Yanlış biliniyor. Lütfen şunu zihin eleğinizden geçirin. Her şey hız değildir. Hızdan daha önemli olan zeka ve koku olayı artı hırs vardır. Lütfen bunu değerlendirin. Ve Drathar'a lütfen yanlış yaklaşmayın. Drathar besleyen arkadaşlarından da şunu rica ediyorum. Lütfen ırkın özelliklerini taşıyan köpeklere doğru yönelin. Çok teşekkür ediyoruz. Ufuk Durak konuğumuz ve köpeği Pars, ona da teşekkür ediyoruz. Zaten çıkmak için yer arıyor şu anda. Şu anda uzandı. Ya, uzandı. Yaktı daha yeni geldi kendine. Ve menajerim Emin Esen Kova'ya. Çok teşekkür ediyoruz. Epey'den beri daha yeni yakaladık onu. Bir program daha burada sona erdi. Ama haftaya ve diğer arkadaşlara muhakkak cevap alacaktır sorularına. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.